Eğer hazır isek, şayet cep telefonlarımızı da bırakabilir isek, bizler de dahil olmak üzere. Güzel. Tamam. O halde günün son oturumu soru-cevap ilişkileri çerçevesinde. Evet, şimdi öncelikle bana çok kısa iki tane soru sorulmuş. Ben bu iki soruyu söyleyeyim çünkü diğer arkadaşlarımın soruları biraz fazla. Onların zamanı fazlaca olsun. Bana birinci sorusu Mehmet Işıklar. Işıktaş, pardon, özür dilerim. Burada mı kendisi? Yok herhalde. Mehmet Bey yoksa sorusuna kime cevap vereceğiz? O halde bu soruyu bırakalım buraya. Sorusunu bilmek istiyor musunuz? Şimdi katma değer vergisi iadesiyle ilgili genel bir soru sormuş bana. 2010 yılı içerisinde 2010 yılı iadesiyle ilgili evrakları 2012-2015 tarihinde tamamlayıp verdik. 30-12-2015 tarihinde eksiklik yazısı bildirdiler. 30 gün içinde tamamlayın dediler. Şu an 5 yıllık zaman aşımı süresi doldu derler. İşleminizi geri çekin diyorlar. İzlememiz gereken yol nedir? Valla izlemeniz gereken hiçbir yol yok. İzlemesi gereken yol maliyenin var. Sizin için 5 yıllık zaman aşımı geçerli değil. Çünkü siz bu süre içerisinde devletle ilgili olan her türlü muameleyi size verilen sürelerde kendisine verdiyseniz, nasıl onların resen tarihat yapabilmesi için takdire gönderme sevk hakları varsa, sizin de bu gibi bedelleri alabilmek için onların bunu terkin etmelerinde süreç yok. Yeter ki o süreci siz kaçırmayın. Geri çekin demeleri kendilerini bu faaliyetten, yani bu yaptıkları hukuksuz işlemden kurtarmak amacıyla yapılan bir iştir. Mümkün değildir. Devam edin, aksi takdirde vergi mahkemesi yolu açıktır. UFRS tabloların hazırlanması hiç kolay değil diyor. İsmini vermemiş bir arkadaşımız, meslektaşımız. Hiç kolay değil. Birçok formülün bilinmesi ve uygulanması için piyasada nasıl bir uygulama yapılıyor? Örneğin paket programlarla yapılabiliyor mu? Piyasada tabii ki bu işlerle ilgili problemler var. Ama bedelleri oldukça pahalı olan programlar söz konusu. Öyle basit paket programlar niteliğinde değil. Tabii ki yapacağınız işletmenin yapısına da bağlı bu. Yani bir işletmenin yapmış olduğu faaliyetle ilgili bulunan hesapların özellikleri ilgili bir konu. Tabii bir paket program dediğiniz zaman herhangi bir programın tüm bütün unsurları üstlenmesi gerekiyor. İçermesi gerekiyor daha doğrusuyla. O yüzden bir paket program sahibi olmak, öyle bildiğiniz gibi, ismini vermeyeceğim reklam olmasın diye, herhangi bir şey şuradan başlayıp buraya gider falan, VUK'dan başlayıp da UFRS'ye ulaşan programlar, eğer siz bu işlerle ilgili bilginiz yoksa herhangi bir şey ifade etmez. Bir şirketin açık satışları ilgili TİO'sunu tekrar, TİO değildi, o bir bilgiydi. Şöyle söyleyeyim, benim bir 40 yıllık meslek hayatım içerisinde, bunun aşağı yukarı 1969'dan beri muhasebe yardımcılığından başlayıp, yani kasadan masaya, masadan kasaya başlayıp, bu hayata kalamozadan başlayıp geçenlerden biriyim. Gördüğüm şu, bir senenin yıllık enflasyon oranını alın, bu sene %10, çarpı 2, %20. O seneki ortaklar cari hesabına şöyle bir bakın. Ortaklar cari hesabındaki yıllık artışı 1.20 ile bugünkü hesapla çarparsanız o seneki açık satışları size verir. Tabii bu şey değil, yani Allah'ın emri değil, yani yazılı kitap değil, ama böyle çıkar. Büyük bir çapta, eğer bir sabit varlık veya
sermaye gibi, sermaye niteliğine haiz bir finansman değilse. Gündelik para ihtiyacı için konmuş. Bilin ki o açık satıştır. Bu noktada demek ki eskilerde enflasyon oranının %80 oldukları 1.60 çarpı o yılki ortaklar cari hesabı artışı açık satışı verin. Kurulların yapmış olduğu o gün hesap uzmanlarının şunu bulun bütün incelemelerde de bu böyle çıktı. Tabii ama bu tek başına herhangi bir takdir yetkisi vermediği için bunun böyle olduğunu ispat yetkisi gereklidir. İddia eden makam vergi usul kanunu 3. maddesi ispatla mükelleftir. Dolayısıyla ispatı için biraz üzerine gider ve tabii bir vergici sıfatıyla biraz da sıkıştırırsanız bunun böyle olduğu çıkar. Peki, bendenize sorulan sorular bundan ibaret. Ben oturumda anlatış yani sunum sırasına göre sorulara cevap verme sırasını da aynı yapmak istiyorum. Dolayısıyla Doktor Murat Ceyhan'a birinci derecede sorulara cevap verme vakti tanıyoruz. Buyurun. Çok teşekkür ederim hocam. İlk soru Vilden Aydın'ın bir sorusu var. İki tane sorusu var daha doğrusu. Merkez Bankası risk analiz raporunda mevzuç görülen factoring riskleri bilançoda hangi hesaplarda takip edilmelidir? Bankalar bu riskleri mutlaka bilançoda görmek mi istiyorlar? Burada doğrudan bir hesap yok ama biliyorsunuz bizde hesap var, hesap grupları var, hesap sınıfları var. 12'li ticari alacaklar hesap grubunun içerisinde, örneğin biz öyle takip ediyoruz, bir hesap açmak suretiyle bunu takip edebilirsiniz. Kaldı ki zaten bankaların istihbarat çalışmaları iç sorgu ve dış sorgu diye iki ayrı metotla bilgi topluyorlar. Kendi sorgularında biz de bu bilgileri paylaşabiliriz. Hani bilançoda gözükmüyorsa bile bilgiyi paylaşmakta bir sakınca yok. Bankaların Merkez Bankası'na bildirdiği uzun vadeli krediler ile kısa vadeli kredilerin tutarları ile bir takvim dönemi olarak kayıtlara aldığımız krediler arasında fark oluyor. Bankaların verilerine uymadığımız zaman mali verimizi yanlış yansıttığımızı düşünüyorlar. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz? Kuvvetle muhtemel burada sorulmak istenen benim anladığım bizim bir yıl olarak baktığımız dönemle bankaların kredi değerleme süreçlerinde bir yıl olarak baktıkları dönem aynı olmuyor. Örnek vermek gerekirse 3. geçici vergi dönemiyle ilgili biz 25.9'ları bankalarla paylaştığımızda onların bir yıldan anladıkları 2016'nın 9. ayına kadar olan krediler. Yani doğal olarak burada bir farklılık olması normal. Burada biz yanlış yapmıyoruz. Çünkü bizi bağlayan tek düzen uygulama genel muhasebe sistemi tek düzen uygulama genel tebliğ. Biz ona göre doğru işlem yapmış olacağız. Ama az önce sınırlı zamanda ifade etmeye çalıştım. Bankaların düzeltme işlemleri diye bir işlemler var. Bırakacağız. Bunu onlar yapacaklar. Biz uzunda da göstersek kısa da olabiliyor. Bir şey eklemek istiyorum. Sevgili Murat çok güzel anlattı. Ama şunu size bir bilgi eklemek istiyorum. Şimdi uygulamada yanıldığımız en büyük noktalardan biri içeride mevcut senetlerin yani poliçeler olsun, yani kambiyo senetlerinin tamamını işletmeden çıktığımız an onun üzerindeki riskin bizden kalktığı gibi bir muhasebe kaydı içerisinde bulunuyoruz. Halbuki dipnotlarda bunun ayrıca gösterilmesi lazım. Ya da bizim anladığımız gibi nazım hesaplarda. Çünkü üzerindeki mükellefiyetiniz özellikle faktoring şirketlerinde gayri kabili rücu ve kabili rücu olmak üzere farklı bir hukuksal düzene tabidir. Dolayısıyla tabi olduğu hukuksal düzene bağlı olarak kayıt sisteminde ona göre geliştirmeniz lazım. Kabili rücu bir sistemde faktöringden geriye dönüp ve bu senedin hem keşidecisi olmasanız da cirantosu olarak veya avali olarak sizin üzerinizde sizin sorumluluğunuz devam ettiği müddetçe defter kayıtlarınızda nazım hesaplarda gözülmesi lazım. Bu nazım hesabı aynen sevgili meslektaşımın da söylediği gibi demin size anlattı uzun uzun. Ben Yücel kardeşim bazı nazım kelimesini asistan oldum 1977'de bir türlü ben nazım kelimesinin ne olduğunu öğrenemedim. Bakıyorum Palakidi bir de bana nazım aşağı nazım yukarı ya bu nazım kimdi neydi falan derken herkes yazıyor emanetten borçlar emanetten bir hoca geldi bana ismi lazım değil şimdi rahmetli oldu. Bunun dedi kolayı şudur bir nazım hesap bir nazım hesapla çalıştığı için sen nazım hesaptan borçlar nazım hesaptan alacaklar yaz. Başka bir hoca kırk ambar hesabıdır bu dedi. Her gelen bunun içine girer çıkar falan. Neyse sonunda ben yurt dışına gittim. Orada hesap planlarını okurken
hesap planlarında memory account'u gördüm. Compte Memoir Fransa'da işte memory account. O zaman anladım ki hatıra hesabı diye bir hesap varmış. Ve bizim Nazım hesap hatıra hesabıymış. Yani hatırlatmak amacıyla, aslında bugün hatırlatmak amacıyla kullanılan dipnotlar olmasına rağmen hala uygulamada faaliyeti devam etmektedir. Bugün için var mıdır, yok mudur tartışılabilir. Bu bizim teorik tartışma. Ama şunu söyleyeyim ki mükellefiyetlerin ve hukuksal sorumlulukların devam ettiği süreçte kayıt sistemimizin içerisinde bu devamlılığı gösterecek kayıt nizamını kurmanız lazım. Dolayısıyla özellikle factoring alacakları söz konusu olduğu için söyledim. Türkiye'deki yapılan hiçbir, bakın yurt dışındaki gayri kabili rücu olan, yani geri dönüşü imkansız olan bir factoring işleminde bilanço sadeleştirmesi söz konusudur. Artık bilançodan o borç kalemi falan çıkmıştır. O alacak senetleri, alacaklar, borçlar yok olmuştur, temizlenmiştir. Halbuki bizdeki kabili rücu tekrar geri dönebilirdir. O yüzden sadeleştirme yapabilirsiniz veya yapmazsanız mutlak surette bunu Nazım hesaplar. Tabii bu söylediklerimin tamamı vergi usulü kanunu açısından söylüyorum. UFRS'de buna, yani UFRS'de bu zaten dikkate alınmıştır. Teşekkür ederim, kusura bakmayın. Estağfurullah, ben teşekkür ederim hocam. Şirketler içinde Findex benzeri bir yapının hayata geçirilmesi söz konusu mu? Evet, bildiğim kadarıyla yine risk merkezinde böyle bir uygulama zaten internet sitesinde de var. Yakın bir zamanda devreye girecek. İsmail Hakkı Bey'in sorusuydu. Nermin Karaali'nin meslektaşımızın bir sorusu var. Kamu ihale oranları tüm kamu ihaleleri için aynı mıdır? Yoksa ihaleye ve yapan kuruma göre değişir mi? Hayır, KİK yani kamu ihaleleri kanuna tabi olan bütün kurumlar için aynıdır. Sadece belli tutarın altında olan alımlarda ya da işlerde ihalesiz olarak işin bir firmaya verilmesi mümkündür. Çağrı usulü. Evet, çağrı usulü. Ercan Bey'in, Ercan Urgan'ın bir sorusu var. Oranların aritmetik ortalaması alınırken parasal tutarlar, örneğin 3 yılın parasal tutarları toplanıp 3'e mi bölünmeli, yoksa 3 yılın oranları toplanıp 3'e mi bölünmeli? İkisi arasında çok büyük bir fark zaten çıkmayacaktır ama tutarsal olarak gitmek daha doğru olacaktır kanaatim. Teşekkür ederim. Peki, çok çok teşekkür ederiz Murat Bey. Evet Sayın Göksel Yücel, size Göksel Yücel size geldi sıra. İnşallah çok yok. Peki, değil mi? Peki. 4 tane var ama 2 tanesi konuyla ilgili değil. Onları en sona bırakayım. Biri EBITDA'da faiz geliri dikkate alınıyor mu? Kastedilen şu. Dışarıda bırakılacak olanlar kaynak yapısıyla ilgili olanlar. Çünkü şunlar karı etkiler. Kar payı etkilemez. Fakat faiz gelirini çıkarmayın. Çünkü faiz geliri nereden kazanılır? Varlıklarınızdan. Siz varlıklarınızı stoklara değil de belki devlet tahviline yatırırsınız. Bu sizin başarınız ya da başarısızlığınızdır. Yani faiz geliri ne düşünmeyin, faiz geliri kalacak. Dışarıya çıkarılacak olan sadece faiz gideri ve tabii ki vergi. Ama faiz geliri, şurası varlık yönetimi ile ilgili böyle bir soru vardı. Yani faiz gelirine hiç zihninizi takmayın. O bilançodaki varlık tercihlerinizden kaynaklanıyor. Sizin başarınızla ilgili o. Diğer bir tanesi nakit akış tablosuyla ilgili. Fiilen şimdi bize gösterebilir misiniz? Pratik olarak yapılabilir mi? Devlet ne zaman isteyecek diye bir şey var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kendimize biraz güvenelim. Nakit akış tablosu ilkokuldan beri hepimizin bildiği bir tablo. Paralar nerelerden gelmiş? Bu paraları isabetli yerlere harcamış mıyız? Bunu gösteren bir tablo. Fakat şu an onun hikayesine girmek mümkün değil. Bu tabloyu kulağa tersten göstererek hazırlamanın normal olduğunu zannediyor herkes. Anormaldir o. Nakit akış tablosunu ne kadar çetrefil yaparsanız o kadar makbul zannediliyor. Yanlıştır böyle şeyler. Ben şu an internete bağlı değilim. Eğer bağlı olsaydım size 45 saniyelik bir film seyrettirecektim. Citroen otomobillerinin bir reklamı vardı. Herhangi bir otomobili düşünün, gayet güzel. Ama bazen çocuklar için bunu Transformer denilen bir hale çevirirler. Otomobili alırsınız, edersiniz, bir canavar gibi bir şey olur.
O canavarı birine gösterin, otomobil olduğunu anlayamaz kimse. Nakit akış tablosunu öyle yaptırıyorlar. Halbuki dünyanın en basit tablosu ve çok değerli bir tablo. Çok önemli bir tablo. Mahalle bakkalımız vallahi ne bilançosunu görüyordur ne kar zarar tablosunu, değil mi? Mahalle bakkalımız sadece nakit akış tablosu yapıyordur. Son bir haftada nereden ne tahsil ettim, nerelere ne ödeme yaptım. Ama adına nakit akış tablosu demiyordur, hesap yapıyorum diyordur. Bu kadar gündelik hayatın önemli tablosunu maalesef böyle kulağa tersten göstererek yaptığı için bütün dünya bu verimsiz, başarısız bir tablo oluyor. UFRS'ye göre nakit akış tablosu da hazırlanıp ekleniyor. Bir araştırma yapalım, kim bakıyor onlara? Genel müdürü dahil kimse bakmıyordur onlara. Çünkü bir genel müdür de anlaşılır bir tablo ister. Müşteriden ne tahsil etmişim? Bankalardan ne kadar kredi, değil mi? Düzgün Türkçe ile olan tablo ve verimsiz bir tablo. Biliyorsunuz tek düzen hesap planı ya da işte muhasebe sistemi uygulama tebliği ilk gündeme geldiğinde nakit akış tablosu da hazırlanıp maliyeye veriliyordu. Belirli büyüklüğün üstündeyken. Sonra maliye istemiyorum ben dedi. Maliye istemez. Maliye bizim karımızın peşinde çünkü. Fakat kara mizah, o tabloya esas istemesi gereken yerler bankalardır. Bankalar istemezler. Kendileri yapmaya çalışırlar. Yani çok verimli, çok önemli bir tabloyu israf edip duruyoruz. Şirketler yönetim amacıyla mükemmelini yapıyorlar onların. Ama usul bu diye herkes böyle bir tuhaf bir tabloyu bir de anlayamayınca şey yapıyor, sıkıntı çekiyor. Bir başka soru var ki ben bunu tam okuyamayacağım. Şirketin öz kaynakları eksiye geçtiğinde ortaklardan alacaklı hesabında, ortaklardan alacaklar hesabında sermaye taahhüt hesabına virman yaparak, karar defterine de yazılarak diyor, öz kaynakları düzelttim. Yaptığım kayıt doğru mudur? Ortak sermaye artırmaktan vazgeçerse ne olur? Ters kayıtla düzeltilebilir mi? Vallahi evet, Emre Bey versin cevabı. Şimdi çok bu arkadaşımız makyajı seviyormuş. Evet, ama ismini söylemeyeceğim. Şirketlerin öz kaynakları negatife düştükten sonra siz ortaklar cari hesabında ortaklardan alacaklı yaratsanız da bunu sermaye hesabına dönüştürseniz ne olur? Ne kaptınız? Zaten şirket ortaklardan alacaklı. Şirket ortaklardan alacağını tahsil etmeden aynı alacağı sermaye taahhüt hesabına döndüğünüz zaman ha alacağı oldu ha sermaye taahhüt hesabı oldu. Değişen ne oldu? Yani ne oldu? Öz varlığı artıya mı geçti? Eğer öz varlığın artıya gelmesi için taahhüt hesabının tamamlanması lazım. Yani ödenmesi lazım. Ödenmeden artıya geçmesi mümkün değildir. Bunun geçmişte uygulamaları yapıldı maalesef. İşletmelerde bunun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın bu konudaki o günkü yani bundan 15 sene önceki dönemdeki olaya bakış tarzı itti buraya. O zaman da neydi? Şirketin öz varlığını kaybettiyse sermaye artırımı söz konusu olmazdı. Bunun yolunu bulmuşlardı. Hemen bu kadar sermayeyi ortaklara taahhüt ettirtiyorlar, karşılık ayırıyorlar ve sonra sermaye artırımını devam ediyorlar. Sonra da o karşılıklar ters madde kayıt kapanıp gidiyor. Bu hiçbir şey elde etme bir şey getirmez. Zaten ortaklardan alacaklar hesabını sermayeyi taahhüt hesabına çevirmeyiz. Bir nevi örtülü sermayeden kurtulmak amacıyla ortaya konmuş olan bir fikirdir ama nakit akış tablosunda bu yüzden maliye önceleri istiyordu. Ortaklar cari hesabının dönem içindeki hareketlerini görebilmek için istiyordu. Dolayısıyla bana göre hiçbir şey ifade etmez. Bunu tespit edildiği zaman onun örtülü sermayedeki ispat etme zorunluluğuna siz de güzel bir ispat vesilesi sunmuş olursunuz. Ortaklara borcu başka şey, ortaklardan alacaklar başka şey. Borcu mahsup et. Borç olursa tamam. Borcu olursa yani şirketin ortaklara borcu varsa, şirketlere ortaklara borcu, onun borcun sermayeleştirmesi deriz hukukta. Siz borcu sermayeye ilave ederek veya ilave etme imkanınız olmaz çünkü sermayeyi yitirmek oranına bağlı olarak üzere siz aşağıda
çekemeyeceği üzere bir fon yaratırsanız öz varlığı artırmış olursunuz. Doğaldır. Ama borçlarla alacaklar arasında elma ile armut kadar fark var yani. Tabii. Evet. Galiba yok. Bir tane daha var ama direkt şu an cevap verilebilecek bir şey değil. Başka bir konu. Factoring işlemleri tek düzene göre nasıl olmalıdır diye bir soru var. Efendim, factoring şirketlerin tek düzene göre bir sorunu yok. Yok, biliyorsunuz factoring işletmeleriyle ilgili onların kendi özel hesap planı var. Factoring şirketleri yönünden onların kendi uyguladıkları bir hesap planları var. Ama sizdekilere baktığınız zaman, yani bizim kendi içerimizde baktığımız zaman, tabii ki yapacağınız iş devrettiğiniz kambiyo senedinin unutmayın ki siz kambiyo senedini ilgili tarafa teminat olarak veriyorsunuz. Onlar da teminat olarak alıyorlar onu. Tabii Türkiye'deki uygulanan gayri kabili rücu sistemi bahsediyorum. Gayri kabili rücu'yu değil. Kabili rücu sistemde teminat olarak verildiği için bir üçüncü kişiye teminat olarak verilen senetler niteliğinde çıkmanız lazım onu kambiyo senedini. Çünkü onun karşılığında siz aktifte bir kredi alıyorsunuz. Yani senedi kırdırıyorsunuz anlamıyla o parayı alıyorsunuz. Onu nasıl kaydediyorsunuz bankada senet karşılığı kredi? Bunu da bu karşılığı yapalım. Çünkü bankadaki senet karşılığı kredi de geri dönebilirdir. Ve mutlak surette demin söylediğim gibi bunu aşağıda nazım hesaplarda ispat edici bir düzenle yapmanızda yarar vardır kanısındayım. Başkaca var mı? Yok. Bendeki yok. Görünürde başka soru yok. Eğer hali hazırda bir veya iki soru varsa cevap verelim. Yoksa hepinize teşekkür ederek bir başka seminerde görüşmek üzere Allah'a ısmarladık diyeceğiz. Herkese çok çok teşekkür ederiz. Değerli arkadaşlarım, bir 5 dakikalık sabrınıza ihtiyacımız var. Değerli konuşmacılarımıza öncelikle İSMO ailesi olarak teşekkür ediyoruz. Bu teşekkürümüzü Türk Eğitim Vakfı'na sizler adına yaptığımız bağışla kendilerine takdim etmek istiyoruz. Öncelikle Sayın Hocam Profesör Doktor Göksel Yücel üstadımıza plaketini vermek üzere Oda Başkan Yardımcımız Cemile Kuzu'yu davet etmek istiyorum. Evet. Ay çok teşekkür ederim sizden almak. Evet, hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın meslektaşımız Murat Ceyhan üstadımıza plaketini vermek üzere Oda Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Orhan Sarıgene'yi davet etmek istiyorum. Evet, son olarak Sayın Oturum Başkanımız Profesör Doktor Emre Burçkin hocamıza plaketini vermek üzere Yayın Kurulu üyemiz Sayın Gülgün Öztürk'ü davet etmek istiyorum. Evet. Çok faydalı oldu. Evet. Öğrencisi. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Şöyle tutayım. Gülgün Hanım da benim öğrencim. Çok mutluyum Gülgün Hanım'ı böyle görmek. Evet. Çok çok teşekkür ederim. Evet. Ben de teşekkür ediyorum. Yeni yılda her şeyin gönlünce olmasını diler. Saygılar.